arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çantanın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamız için gerekli malzemeler 1,5 adet penye ip. Bir tane penye ip yeterli gelmiyor. İkinci penye ipten de bir miktar kullanmış oluyoruz. Ve penye ipimize uygun olarak da tığ numarası. Ben 7 numara tığ kullandım. Siz bunu penye ipinize göre ayarlayabilirsiniz. 7, 8, 9 numarada kullanabilirsiniz. Çantamızın boyutu yerden yüksekliği 25-26 santim. Toplamda 25 sıra örmüştük bu bölümü. Ve genişlik olarak da ortalama 25 santim. Kullandığım penye ipin kalınlığı, penye ipime uygun olarak da 7 numara tığ kullanıyorum. Siz elinizin sıklığına, bolluğuna göre ve penye ipinizin inceliğine, kalınlığına göre 8-9 numarada kullanabilirsiniz. Benim kullandığım tığ numarası 7. Buraya bunu sabitledim. Şimdi buradaki ilk zincir hariç 15 tane zincir oluşturuyorum. Çok fazla çekiştirmeden orta kararda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 tane zinciri oluşturduk. Yine bu çantanızı ne kadar büyük istiyorsanız ona göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi taban bölümünü oluşturacağız. Sadece yine 18, 19 hatta 20 zincir bile çekip başlayabilirsiniz. 15 zincir ideal. Şimdi 15 zincir haricinde bir tane daha zincir oluşturdum. Bunu dönebilmek için örüp geldiğimde buraya ipi sabitleyeceğiz. Şimdi 15. zincirin içine batıyorum. Başak modeli oluşturacağız. Tığda 2 tane var. Sık iğne. 14. zincirin içi. 13. zincirin içine batıyorum. İkisini bir aldık. Bakın başak modeli oluşturacağız. Köşe bölümüne gelene kadar aynı şekilde her bir zincirin içine sık iğne oluşturuyoruz. Çok fazla çekiştirmeden ip kendi halinde. Çok fazla çekiştirip örerseniz bir zaman sonra ip kendini toparlayacaktır ve bu da büzülmelere sebep olacaktır. Bunun olmaması için kendi halinde örüyoruz. Çok fazla çekiştirmeden. Köşe bölümüne kadar geldik. Burada dönebilmek için bir noktaya 3 tane sık iğne uygulayacağız. Köşe bölümündeyim. Birinci sık iğne aynı noktaya. 2, bunu da arka bölümüne saklayacağız. Aynı noktaya 3. 3 tane sık iğne oluşturduk. Köşe bölümünü oluşturduk. Bakın ipimiz kendinden bu tarafa döndü. Şimdi buradaki başak modellerinin tam karşısına denk gelecek şekilde sık iğnelere devam ediyoruz. Bu kalan ipi de içi bölümüne saklıyorum. Gözükmeyecek. Bakın burada başak modelimiz var. Tam karşısına batıyoruz ve sık iğneleri oluşturuyoruz. Sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Tam karşılıklı denk gelecek şekilde sık iğne. Diğer köşe bölümüne kadar geldik. Burada bir tane zincirle başlamıştık. Şimdi bu bölüme de yine 3 tane sık iğne uyguluyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne oluşturduk. Bakın burası başladığımız zincir. Bu zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. İp yürütme tekniğindeki gibi düz çektik, kapattık. Tekrar gösteriyorum.
3 tane sık iğneyi oluşturduk. İlk başta çekmiş olduğum zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. Düz çektik, kapattık. Tekrar bir zincir. Örüp geldiğimizde yine bu zincirin içine batıp aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi V'lerin tam ortasına batacağız. Bu da nasıl oluyor? Bakın. Bu noktalara batarsak çok delikli oluyor. Bunun olmaması için ben başak modellerini tam ortasına batıyoruz. Bakın şurada 1, 2, bunun tam ortasına batacağız. Batıyorum, çıkış noktam. Bakın şuranın tam ortası. 1, 2, tam orta. Sağa doladım, düz çektim. Arada hiçbir delik oluşmadı. İsterseniz boşluk arada batabilirsiniz. Size kalmış. Bakın burada V'ler var. V'nin tam ortasına batıyorum. Çıkış noktam. Ve hiçbir delik oluşmadı. 1, 2 bunun tam ortası. Örüp geldiğimizde de bakın yine bu sık iğnenin tam ortasına batacağız. Yani şu noktaya batmış olacağız. Köşe bölümüne kadar geldik. Şimdi şablon şeklinde göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir V var. 1, 2. Bunun tam ortasına batıyoruz. Yani V'nin tam ortası. Şimdi köşe bölümüne geldik. Burada arttırmayı göstermek istiyorum. Köşede ne yapmıştık? 3 tane sık iğne oluşturduk. İkinci sırada her bir boşluğun içine, yani bu 3 tane sık iğnenin içine ikişer tane sık iğne oluşturacağız ve sıra sayısını 6 yapacağız. Tam köşe bölümündeyiz. Yine V'lerin tam ortasına batıyorum. 1 aynı noktaya, 2. Bu arada ip birazcık kalınlaştı. İkinci bölüme batıyoruz. Bir aynı noktaya, 2. Şimdi üçüncü bölüme geldik. Üçüncü sık iğnenin içindeyiz. 1 aynı noktaya, 2. Sıra sayısını 6 yapmış olduk. Şu başladığımız nokta ve köşe bölümünü döndük. Şimdi yine sık iğnelerin içine batıyoruz. Bakın. Diğer köşe bölümüne kadar aynı şekilde öreceğiz. Diğer köşe bölümüne kadar ördük. Burada uyguladığımız işlemin birebir aynısı. 3 tane sık iğne sıra sayısını 6'ya çıkartacağız. 1 aynı noktaya, 2. Bir sonrakinin içine geçiyoruz. 1 aynı noktaya, 2. 1 ve 2. Şimdi en başta bir tane zincir oluşturmuştuk. Bunun içine batıyorum. Sağa doladım. Düz çektik, kapattık. Tekrar bir zincir. İkinci sıra sayımızı da bitirmiş olduk. Üçüncü sıra sayısına geçiyoruz. Bakın. Tam orta bölüme batıyoruz. Yine diğer köşeye kadar aynı şekilde öreceğiz. Üçüncü sıranın ilk köşe bölümüne kadar geldik. Burada her birinin içine ikişer tane sık iğne oluşturmuştuk. 3 ile başladık, sıra sayımız 6 oldu. Şimdi bu sırada da ilkine tek batacağız. İkincisine çift batacağız. Daha sonra diğer arttırdığımız nokta ilkine tek, ikincisine çift. İlkine tek, ikincisine çift.
Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıra sayımız 9 olacak. Şimdi ilkine bakın arttırdığım 2 tane ilkine tek batıyorum. Bir tane tek. Yanındakine çift. Bir aynı noktaya 2. Şimdi yanındakine tek. Yanındakine çift. Bir aynı noktaya 2. 2 tane çift attığımız nokta ilkine tek batıyoruz. Ve sonuncuya da çift batıyoruz. Bir aynı noktaya 2. Şimdi yine boşlukların içine batıp devam ediyoruz. Diğer köşe bölümüne kadar. Bu son sıramız. Bu köşede de aynı işlemi uyguluyoruz. İlkine tek, ikincisine çift. Sıra sayımız 9 olacak. Yine başladığım noktadayım. İlk zincirin içine batıyorum. Düz çektik, kapattık. Şimdi ipi kesebiliriz. İpin rengini değiştireceğim için ben burada kesiyorum arkadaşlar. Değiştirmeyecek arkadaşlar. Buradan itibaren devam edebilirsiniz. Şimdi kapatma noktasındayım. Kapatmayı gerçekleştirdik. İpi kesmiştim. Şimdi tekrar sağa doladım. Aradan bir defa böyle geçirdim ve bunu bu şekilde sıklaştırmış olduk. Arka bölümüne aralardan geçirip saklayacağız. Kalan ipi de keseceğim. Şimdi ölçülerini göstermek istiyorum. Bir uçtan diğer uca ortalama 30 santim oldu. Genişlikte 9 santim. Zincir sayısına göre istediğiniz kadar küçük, istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Buradaki işlemlerin hepsi aynı. Zincir sayısı da hiçbir alakası yok. Şimdi kenar bölümünü oluşturacağız. Ben ipin rengini değiştirdim. Yine 7 numara tığ kullanıyorum. Bakın bu bölümden başlayabilirsiniz. Yani ister bu köşeden, isterseniz tam burada. Ben sırta gelecek bölümden başlayacağım. Yani ortası ya da kenarı fark etmiyor. Şimdi bu başak modeli dışta kalacak. Diğer model çantanın içinde kalacak. Diğer bölüm. Bu bölüm dışta, diğer bölüm çantanın içinde kalacak. Şu başlayıp bitirdiğim noktadan tekrar başlıyorum. Sarmal şeklinde oluşturacağım. Yani bir daha başlayıp bitirdiğimiz nokta olmayacak kesinlikle. Şimdi bakın buralarda ikili bölüm var. Bunların tekini alıp başlayacağız. İçte kalan bölümü. Yani çantanın içinde kalacak bölümü alıyoruz. Çektim ve bakın bu şekilde bir sık iğne oluşturduk. Bu ipi de buradan tutuyorum. Hemen bir sonrakinin içine batıyoruz. Hem ipi de gizlemiş olacağız. Bakın iki tane bölüm var burada. İçte kalan bölümü alıyoruz. Sağ doladım, düz çektim. Biraz daha toparlandığı zaman çantamız böyle bir görünüm olacak.
Köşelerde artık arttırma eksiltme yok. Her bir tanesinin içine bir tane sık iğne oluşturacağız. Köşeye kadar örelim. Köşe bölümündeyiz. Bakın arttırma yapmıyoruz. Her birinin içine batacağız. Ve sık iğne oluşturacağız. En başa kadar bu şekilde örüyoruz. İlk sırayı bitirdik. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne oluşturduk. Kenarlarda kesinlikle arttırma yapmadık. Birkaç sıra ördüğünüz zaman dümdüz bir şekilde ilerleyecek çantamız. Şimdi başlayıp bitirdiğim noktadayım. Normalde ne yapıyorduk? En başta çekmiş olduğumuz zincirin içine batıp bu şekilde kapatıp tekrar bir zincir çekiyorduk. Bunu yapmayacağız. Sarmal şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi şu mesafe sizi yanıltmasın. En son oluşturduğum sık iğne. Şimdi en baştaki sık iğnenin içine batıyorum. Tekrar buraya bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve ikinci sıraya çıkmış olduk. Yine V'lerin tam ortasına batıp devam ediyoruz. Bakın ikinci sıraya buradan çıkmış olduk. Örüp geldiğimizde yine bunun içine sık iğne oluşturacağız. Üçüncü sıraya çıkmış olacağız. Şimdi ben bunu belli bir yere kadar örüyorum. İsterseniz arada iple de değiştirebilirsiniz. Rengarenk de yapılabilir. Ben şimdi bunu bu şekilde düz bir şekilde örüyorum. İkinci sırayı da bitirdik. Üçüncü sıraya geçeceğiz. Bakın buradaki başak modelinin içine batıyorum. Sıra doladım. Sık iğneyi oluşturdum ve 3. sıraya geçtik. Bu sistem üzerinden çantayı büyüteceğiz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Çantamızı toplamda 25 sıra ördük ve boyutu da 25 santim oldu. Sarmal bir şekilde ördüğümüz için başlayıp bitirdiğimiz nokta kesinlikle gözükmüyor. Sadece burada siz anlayabilirsiniz. Başladığımız nokta burası. Ve bir de ipin rengini değiştirdim. Burada sadece orası belli oluyor. Şimdi kapatacağız. Kapatmayı da şöyle yapıyorum. İsterseniz bunu 20 santimde de bırakabilirsiniz. 30 santime kadar da örebilirsiniz. Hiçbir işlem yok. Hep başak modeli tarzında devam ediyoruz. Şimdi kapatma noktasında şöyle kapatıyorum. V'nin içine batıyorum, sağa doladım, düz çektim, kapattım. Şimdi ipi buradan kesiyoruz. Hemen bir sonraki boşluğun içine batıyorum. Tekrar buradan arasından geçirdim ve kapattık. Bunu da arka bölümü alalım. İç bölümüne saklayacağız. Çantamızın taban bölümü ve kenar bölümü. Çantamızın kenar bölümünü oluşturacağız. Bunun için ben penye ip kullanıyorum. Herhangi bir aparatla kullanabilirsiniz. Şimdi bu köşeden içe doğru böyle kıvırıyoruz. İstediğiniz herhangi bir yerden oluşturabilirsiniz. Ben şöyle tam karşılıklı denk gelecek şekilde penye ipi buradan çıkartıyoruz. Şimdi buradan bağlıyorum ve fiyonk oluşturuyoruz.
diğer tarafı için de aynı işlemi uyguluyoruz. İki tarafı için de aynı işlemi uyguladım. Çantamızın bu bölümü de bitmiş oldu. Şimdi kulp bölümlerini oluşturacağız. Bu şekilde. Kulp bölümünü oluşturabilmek için en başından böyle belli bir uzunlukta ip bırakıyorum. Bunu çantaya bağlamak için kullanacağız. Şöyle şu kadar yeterlidir. 2 kareş kadar. Şimdi 3 tane zincir oluşturuyoruz. 1, 2, 3. Şimdi ikinci zincirin içine geri dönüyoruz ve sık iğne oluşturuyoruz. Tığda 2 tane var. İkisini bir aldık. Şimdi geri döndük. Burada bakın bir tane çıkıntı var. Bunun içine bu şekilde batıyoruz. Tığa doladık. Ve 2 tane kalanı çektik aldık. Tekrar çevirdim. Bakın bu sefer 2 tane var. Sadece ilk sırada bir tane oluyor. Kalan diğer sıraların hepsinde ikişerli oluyor. Bakın bu 2 tanenin içine batacağız. 1, 2. Tığa doladım. Çektik. Tığda 2 tane var. İkisini bir aldık. Tekrar göstereyim en baştan. Daha anlaşılır olsun. Belli bir uzunluk bıraktık. 1, 2, 3 zincir. İkinci zincirin içine geri dönüyoruz. Tığa doladım ve bir tane sık iğne oluşturduk. Şimdi bu şekilde geri döndük. Bakın. Böyle geri döndük. Buradaki çıkıntının içine, şu bölümün içine sadece ilk sırada bir tane oluyor. Geri kalan diğer sıralarda hep ikişerli. Çektik. Tığda 2 tane var. Sık iğne. Geri çevirdik. Bakın 2 tane artık. 1, 2. Bunların içine batıyoruz. 1, 2. Aldık. Tığa doladık. Çektik. Tığda 2 tane var. İkisini bir aldık. Geri çevirdik. İkisini bir aldık. Tığa doladık. Çektik. Tığda 2 tane var. İkisini aldık. Artık böyle kemer bölümünü oluşturacağız. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bunu. Geri çevirdik. 2 tanesinin içine batıyoruz. Tığa doladık. Tığda 2 tane var. Ve sık iğne. Şimdi bunu 60 santim kadar ben öreceğim. Şöyle göstereyim. İstediğiniz kadar uzunlukta da örebilirsiniz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kulp bölümünde örme işlemi bitti. İpi buradan yine fazlalık bırakıp kesiyoruz. Ve kulpları da bitirmiş olduk. Çantamızın kulp bölümlerini takacağız. İkinci sıradan başlıyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. İsterseniz son sıradan bile takabilirsiniz. Fazlalık ip bırakmıştık. Bunu böyle iç tarafa çektik. Aynı şekilde diğer tarafı da hazırlıyoruz. Şimdi iç bölümünden herhangi bir yerden bakın şuradan ilmeğin içine batıyorum. Bunu buradan çıkardım.
Bu şekilde oluşturdum ve bunu buraya böyle bağlıyoruz. Bunu birkaç defa daha tekrar edeceğiz. Buradan da göstereyim yine. Bunu çektim. Ve kalan ipi bu şekilde bağlayarak iç bölümüne saklayacağız ve kulp bölümlerini de hazırlamış olduk. İsterseniz çantanızın iç bölümü için astar hazırlayabilirsiniz. Çanta çıt çıtları kullanabilirsiniz bu bölüm için. Ya da fermuar dikebilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.